Değerli Reklam Medya takipçileri, efendim bugün Maça Veteriner Polikliniği'nde çok sevgili bir dostumla beraberim, Burak Yıldızan'la beraberim. Kendisinin çok tatlı bir köpeği var. Hem onu tanıyacağız hem köpeğini tanıyacağız. Kendisi ünlü bir köpek, Ankara civarlarında çok ünlü bir köpek. Kendisini çok seviyoruz. Burak'cığım öncelikle nasılsın? İyi, teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Şimdi sen eğitimin için Kıbrıs'tasın. Evet. Vegas'ta da bebekliğinden beri berabersin. Babasısın. Aynen öyle. Ayrı kaldınız. Öncelikle o nasıl bir duygu? Bir onu öğreneyim sana. Daha sonra biraz Vegas'ı tanıyalım. Abi şimdi şöyle, 35 günlükten itibaren bende, 4 sene oldu. Kaç yaşında? 4 şu an, sene. Yani 4-4,5 yaşlarında ortalama. Aha. Yani bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu, öyle söyleyeyim. Biz beraber uyuyoruz, beraber oyun oynuyoruz filan. Şimdi ben bir seneliğine Kıbrıs'a gidince haliyle bir inanılmaz bir özlem duygusu oluyor iki taraflı. Yani hani köpek gördüğün zaman ya da herhangi bir hayvan gördüğün zaman görmene de gerek yok. Hani böyle yolda boş boş yürürken bile yanımda Vegas olabilirdi moduna giriyorsun. Şey peki, mesela sen arada gelip gidiyorsun. Şimdi Kıbrıs'taydın, geldin. Vegas seni görünce ne yapıyor? Abi beni görünce inanılmaz bir deliriyor en başta. Daha sonra böyle bir trip aşaması hemen. İşte yüzüme bakmamalar, sözümü dinlememeler falan. Sonra neredeydin? Neden aramadın? Gönlünü alıyorum. Böyle olayı biraz uzayınca bir fırça yedikten sonra düzeliyor. Şimdi efendim, az önce Burak geldi. Burada da bir çok güzel bir kedi vardı. Vegas işte barınağın içerisinden çıktı. Burak'ı gördü. Önce Burak'ı atladı o sevinçle. Ardından kediyi gördü. Arada kaldı. Ya şimdi kediyle mi uğraşayım? Burak gelmiş. Burak'la mı uğraşayım? Ne yapayım diye. Şimdi Vegas bir pitbull. Tam olarak Pitbull'un hangi cinsi? American Staff. American Staff olarak geçiyor. Bacakları uzun, değil mi? Yaklaşık kilosu ne kadar? Yaklaşık 36 kilo. 36 kilo. Bayağı da güçlü, atletik bir köpek. Çok atletik. Sen özellikle mi seçtin? Ya aslında özellikle seçtim. Hani ben kendim de sporcuyum. Yıllardır spor yapıyorum. Neler yapıyorsun? Ondan da bahsedelim. Ben 12 sene kickboks yaptım. Aynı zamanda yaklaşık 2-3 senedir de judo, jiu-jitsu, aynı zamanda fitness yapıyorum. Hani böyle kendime uygun bir köpek aldım. Beraber koşu yapabileceğim, beraber antrenman yapabileceğim. Evet. Gerçekten hani sabah koşularına gidiyoruz. Beraber Vegas'ta ağırlık çalıştırıyorum. Ağırlık yelekleri var. Nasıl çalıştırıyorsun? Ağırlık yelekleri var. Vegas. Vegas, otur canım. Otur. Ağırlık yelekleri var abi. Ağırlık yeleğin üstüne yerleştiriyorsun. Arkaya bir de ağırlık uzatıyorsun. Ağırlık çekiyor o şekilde. Bayağı sen ağırlıkta mı çekiyorsun Vegas? Var mı ağırlık, çekiyor musun sen? Ha? Tipini yediğin. Babası bir ısırırsın sen onu yakaladığında. Şimdi ilk defa izleyen takipçilerimiz için garip gelebilir. Mesela sen bir pitbull'u ısırıyorsun. Aynen. Pitbull'lar ısırtır mı kendini? Abi şöyle söyleyeyim, tamamen derler ya, yetiştirmeye bağlı diye. Gerçekten öyle. Hani hayvan küçükken hamurunda ne varsa aynı şekilde devam ediyor. Küçükken nasıl yetişirse, ne öğrenirse onu yapıyor. Öğrenmediği hiçbir şeyi yapamaz. Ben şimdiye kadar Vegas'ı hiçbir şekilde insanlara saldırtmadım. Hiçbir şekilde. Ben şu an, ya şöyle söyleyeyim. Kutu gibi duruyor zaten bak. Ya normalde kavgayı seven bir insan değilim normalde. Ama daha önce hani bir trafikte bir kavgamız oldu. Vegas da yanındaydı. İki kişiyle böyle bir kavga oldu. Vegas hiçbir şey yapmadı bütün. İzledi mi? İlk de yapmadı ama hani onbaşı ya da böyle. Evet, doğru. Şimdi öyle bir de durum var değil mi? İnsan kaynaklı hatalardan ziyade bir köpek olduğunda, özellikle pitbull olduğu zaman hatalı kim diyorsun? Pitbull yapmıştır. Kesinlikle. Bu inanılmaz bu %100 böyle midir? %100 böyle abi. Yani özellikle medyanın verdiği bir ön yargı var. Şöyle söyleyeyim, mesela bir pitbull bir çocuğa saldırdığı zaman pitbull saldırdı deniyor. Ama herhangi bir ırk saldırdığı zaman köpek saldırdı. Köpek saldırdı. Hani o pitbull kelimesini empoze ediyorlar insanların beyniyle. Peki sen pitbull beslemek isteyen, edinmek isteyen hayvan severlere ne önerirsin? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle kesinlikle korkmayın. Dur. Vegas. Dur be. Yalama. Çekimdeyiz birazdan yola. Evet. Öncelikle gördüğünüz gibi Vegas çok saldırgan efendim. Yani çok tehlikeli bir köpek. Evet. Köpekten kesinlikle korkmayın. Özellikle şehir efsanelerine asla inanmayın. İşte yok, belli bir yaştan sonra kafası küçülüyormuş da, beyni büyüyormuş da, sahibine saldırıyormuş, sahibini yiyormuş. Bunlar kesinlikle şehir efsanesi. Hiçbir şekilde, yani şöyle söyleyeyim. Hani ben yeri geldi, atıyorum odamdaki koltuğu parçaladı, eve çiş kaka yaptı. Hani ister istemez hırpalıyorsunuz. Hırpalamak zorundasınız. Hani evet, hayvan hakları diye bir şey var. Hayvanlara yazık. Ama bunlar kendi gücünün yeterince farkında olan köpekler.
ve dominant karakterler. Eğer siz onun canını yakmazsanız o sizin her zaman kendi üstünlüğünü daha üst düzeyde düşünecek. Aha. Hayır. Otur oraya. Otur oraya. Otur bakalım. Sahibini de dinler ha. Hiç yani eğitim öyle az buz eğitim değil. Yani sahibinden korkmazsa hiçbir şekilde sözünüzü dinletemezsiniz. Ama mesela bak kayıda başladık. Dokunmuyoruz, etmiyoruz. Gayet beyefendi beyefendi bakıyor. Değil mi? Yani sakin, oturuyor, laf dinliyor. Yalnız şöyle bir sakinliği var. Komut eğitimi var mı? Komut eğitimi yok, var. Yok, hepsini kendim... Ha sen verdin. Hepsini kendim verdim. Özel bir eğitim almadı. Şöyle dominant karakterli olduğu için yine çok baskınlar ve başka bir baskın özellikle erkek ve erkek köpeklerle karşı karşıya geldikleri zaman iki erkek koklaşma bile olmuyor, direkt kavga çıkıyor. Regas, buraya gelir misin? Buraya gel. Gel. Regas. Peki yani bu sadece pitbull'larda olan bir şey mi yoksa diğer yok, köpeklerde de olan diğer bir şey. Köpeklerde de olan bir şey. Değil mi yani? Ama şöyle hani pitbull'lar biraz daha tolere göstermiyor abi. Göstermiyor. Hani mesela atıyorum iki baskın erkek birbirine yan yana gelir. Bir hafif ufak bir hırgür çıkar. Ayrılırlar. Mesela pitbull'larda olay yok. Pitbull'un şimdi baskınlıktan bahsettim. Pitbull'ların o zaman çok kale almadığı cinslerde oluyor. Hani küçük köpeklere karşı tavrı nasıl mesela? Abi erkek olursa hepsine atar. Hepsine yapıyor. Hepsine yapıyor. Hiç böyle bir şey fark etmiyor. Diğer köpek türlerinde de var mı bu? Buraya gel. Diğerlerinde de var. Özellikle hani hep denk gelir böyle küçük kanişler. Özellikle büyük köpeklere bir atar yapmasız konusu için de. Legas şimdi gelir misin buraya? Bu işi ne olacak onu da hiç bilmiyorum. Legas! Kanişler de yani. Evet. Peki pitbullların özel bakım gösterilmesi gereken alanları var mı? Mesela beslenmesinde, sağlığında nelere dikkat etmeleri lazım? Sen nasıl tecrübeler yaşadın? Şöyle ben hani araştırma yapmayı çok severim. Özellikle hani köpeğim nasıl sağlıklı olsun, nasıl böyle en iri olur, nasıl böyle kemik yapısı en sağlam olur diye araştırma yaptım. Hep yabancı siteler, Türk siteler, forumlar. Şöyle ben insanlar genelde çoğu insan mamayı önüne koyuyor, gidiyor abi. Ben öyle yapmadım hiçbir zaman. Ben bebelak aldım, devam sütü. Eticici bebe aldım. Onun dışında hani durumum yettiğince mesela iyi mamaları aldım. Ben hani Akana kullandım genellikle. Aha. Hani şey, tahıl oranı ne kadar düşükse hayvansal protein oranı o kadar artıyor. Onları kullandım. Aynı zamanda ben ayak paça dediğimiz hani kuzuların bacaklarını, vegas, otur. Onların çorbasını yapıp işte mamasının üstüne döktüm. Ya bayağı iyi bakmışsın ya. İşte ben sen anlatınca fark ettim, ben Vegas kadar iyi beslenmiyorum abi. Abi ben kendime de bu kadar sen de o kadar bakmıyorsundur yani. C vitaminleri, balık yağları, kalsiyum balıkları bu şekilde büyüdü. Ama maşallah gerçekten yani hani kamera çekimde ne kadar çıkar bilmiyorum ama Vegas yani çok güzel bir hayvan. Tüyleri de parlıyor. Maça veterinerlikte oldukça ilgi gösteriyor benim anladığım kadarıyla. Kendi köpeği gibi. Kendi abi. Köpekleri gibi bakıyorlar. Burak'cığım vallahi konuk oldun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Vegas'cığım sen de çok uslu durdun. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Senin için de zor oldu. Bir sürü oyun dolu alan var. Bir sürü kedi var etrafta. Köpekler var. Az önce maça veterinerliğin kendi pitbulluyla da oyun oynadılar. Onu da gördüm. Aynen. Orada da çok güzel bir abilik yaptın. Çünkü büyüksün. Onun için de seni çok tebrik ederim. Diyorum hemen sokağa kolaçan ediyor. Ne var diye. Burak'cığım çok teşekkürler. Rica ederim. Bize konuk oldun. Umarım hızla kavuşursunuz. Hani İnşallah. Vegas'la en kısa sürede kavuşursunuz. İnşallah. İşte biz videoyu yükledikten sonra güzel de bir an olacağını ben tahmin ediyorum. İnşallah. Efendim zaman zaman çekimlerimiz devam edecek. Sizler de kendi evcil hayvanlarınızla bize başvurabilirsiniz. Hikayenizi anlatabilirsiniz. Özel hikayesi olan evcil hayvanlarınız olabilir. Her tür olabilir. Kedi olabilir, köpek olabilir. Farklı hayvanlar olabilir, kuşlar olabilir. Ben de... Burak'cığım şeyciyim, papağancı, bayılırım. Güzel. Fakat niye alamıyorum? Ofise alalım dedik. Papağanların huyu kablo yiyormuş. Bizim ofisin her yeri kablo. Dedi ki arkadaş, yani abi dedi buraya bir sokarsanız dedi, sabah geldiğinizde dedi, bütün kabloların baştan sona dedi, hepsini dedi, tertemiz ayrılmış bulursunuz dedi. Dedim bu bizim hiç kaldırabileceğimiz bir şey değil. Deyip orada bıraktım. Uzun lafın kısası efendim bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.